İyi bir filmden herkese merhaba. Yeni formatla karşınızdayız. Kuşkusuz yaptığı müzikle kitleleri peşinden sürükleyebilen ender sanatçılardan biri Bob Marley'dir. Yaptığı şarkılar bugün bile insanları, dünyayı etkilemeye, birleştirmeye devam ediyor. Bob Marley bir özgürlük ve barış elçisidir. İşte onu daha iyi anlamamız için izlememiz gereken bir filmle karşı karşıyayız. Remastered Who Shot the Sheriff 2018 yapımı. Belgesel. Süre 57 dakika. Her ne kadar Bob Marley'nin müziklerini beklediğimden daha az verse de onun politik duruşu, tarafsızlığı, cesareti, birleştiriciliği ve halkına, insanlığa olan sevgisi yeterince veriliyor. Belgesel onu çok yakından tanıyan avukatı, gazeteci arkadaşı, müzisyenler ve politik kişiliklerin röportajları yanında onun kendi açıklamaları, şarkıları ve konser görüntülerinden oluşuyor. Bob Marley 1945 yılında doğmuş, en verimli döneminde henüz daha 36 yaşında 1981 yılında hayata ve müziğe veda etmiştir. İlk albümünü 1965 yılında yaptıktan sonra 1970'li yıllardan itibaren ard arda albümler çoğalarak çıkmaya başlamıştır. Yalnız Jamaika'da değil, artık tüm dünyada tanınıyordu. İşte belgesel Bob Marley'e 1976 yılında Jamaika'da yapılan suikast girişimi etrafında toplanıyor. Suikast girişimi ülkedeki politik taraflar, dünyadaki kutuplaşma ve düşmanlıklar irdelenerek çözülmeye, anlatılmaya çalışılıyor. Christoph Kolomb Jamaika'ya 1494 yılında gelmiş ve adayı gözlerin gördüğü en güzel ada olarak tarif etmişti. Adaya yerleşen İspanyol sömürgeciler yerli halkı neredeyse tamamen yok etmişti. Adalar 1655 yılında İngiliz işgaline uğradı ve kolonileşti. İngiliz sömürgeciler çok az sayıdaydı ancak şeker üretiminde çalışmak üzere çok sayıda Afrika köle getirdiler. Günümüzde de Jamaika halkının büyük çoğunluğu Afrika kökenlidir. Jamaika 1962'de Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. Ancak İngiliz Milletler Cemiyeti'nin üyesi olarak kalmaya devam etti. Jamaika geleneksel olarak iki partili sisteme dayanır. İktidar çoğunlukla Halkın Ulusal Partisi PNP ile Jamaika İşçi Partisi GLP arasında değişerek idare edilir. İşte belgeselde de izleyeceğiniz üzere uzun yıllar iki parti arasında kan davasına varan sert çatışmalar yaşanmış, insanlar yaşamlarını kaybetmişlerdi. Bob Marley her iki partiye karşı mesafeli olmuş ancak iki parti de ondan yararlanmak için her çeşit oyunu oynayabilmişlerdi. Bob Marley büyük bir barış simgesiydi. Rastafari, Jamaika'da ezilen siyahların duygularını dile getiren dini ve sosyal bir hareketti. Rasta, Afrika'nın özgürlük fikirlerine de bağlıydı. Rasta anlayışı Afrika kimliğiyle alakalıydı. Rasta, orta ve üst sınıf tarafından asla kabul edilmedi. Fakir insanların diniydi. Azınlığın çoğunluğu kontrol ettiği sisteme karşıydı. Bob Marley, fakirlerin yaşadığı zulmü gördü ve müziğiyle mücadeleye devam etme gücü onlara vermek istedi. Ayağa kalk, dik dur, savaşı bırakma, haydi hakkını savun. Bob Marley, ülkedeki kanın durması, düşmanlığın ortadan kalkması için 5 Aralık 1976'da Smile Jamaica konserini önerir. Devletin onayını da alarak ücretsiz bir konser yapılması kararı alınır. İşte suikast bu konser öncesinde gerçekleşir. Hafif yara almasına rağmen konsere çıkıp çıkmama konusunda tereddütleri olur. Ancak müziğin çalınması lazım. Müziği durduramazsınız. İyi müzik çalıyorsa acıyı hissetmezsiniz diyerek her çeşit caydırmaya, provokasyona rağmen Bob Marley Smile Jamaica konserini gerçekleştirerek misyonunu yerine getirir. Şöyle diyordu bir söyleşisinde.
politik şiddet olduğunda ve gençliğin politikacılar için birbirleriyle savaştığını görünce midem bulanıyor. Toplumsal sorumluluğunun her zaman bilincinde olan Marley, yaşanan olayları şarkılarında anlatarak hikayeleştirdi. Böylece halkının acılarını, sıkıntılarını, duygularını ölümsüzleştirmiş oldu. Yine bir şarkısında şöyle diyordu. Kadın başını tutup ağladı. Çünkü oğlu sokakta vuruldu ve öldü. Smile Jamaica konserinden sonra Marley zorunlu bir göçe çıktı. Hayatı tehlikedeydi ve kim vurduya gitmek istemiyordu. Bu zorunlu göçte dünya ülkelerini gezerek popülaritesini artırdı. İngiltere'ye giderek orada 1977 yılında Exodus albümünün kayıtlarını yaptı. Ardından tekrar ülkesine gelerek yine barış için One Love konserini gerçekleştirdi. Her iki siyasi parti liderini sahneye çağırarak barıştırmaya çalıştı. Tabii barış savaştan ve ayrılıktan beslenen odakların işine gelmediği için kan akmaya devam etti. Bu şartlarda Bob Marley'nin ülkede kalması mümkün değildi ve yeniden göçe geri döndü. Kanser olduğunu biliyordu. Ölüm çok yaklaştığında ülkesi Jamaika'ya dönmek istedi. Ancak uçakta çok rahatsızlandığı için tıbbi yardım amaçlı Miami'ye inmek zorunda kaldı. 11 Mayıs 1981 sabahı 36 yaşında Florida'daki hastanede öldü. Son sözleri oğlu Ziggy'ye "Para hayatı satın almaz" diye son buldu. Güzel film. Mutlaka izleyin. Tekrar görüşmek dileğiyle.